Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Kardeşlerim, Rabbimiz bizi imtihan etmek için cenneti hak edip edemediğimizi bize göstermek için kendisi bildiği halde bu dünyada tutuyor. Bu kadar acıyı, bu kadar sıkıntıyı, hoşlanmadığım şeyi sonunda ölmek için çekiyorum. Çünkü bu dünya sonunda öldüğümüz bir yer. Şu dünya sen yanaştıkça itildiğin yer. Ama değerli kardeşlerim, biz müminiz. Elhamdülillah. Allah dedik Allah bir kere. Kelime-i tevhidle hayata başladık. Rabbimiz bizi asla kandırmadı. Aldatmadı. Bize Rabbimiz demedi ki, gidin dünya cennet gibi bir yer yaşayın demedi. 5 kuruş etmez bir yerde beni bekleyin dedi. Bir gün Medine'yi binlerce müşrik kuşattı. Münafıklar bu işi çok iyi değerlendirdiler. Bak, sizi Muhammed aldattı dediler. Bak, kuşatıldınız, ölümle burun buruna geldiniz dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yüreğinden söyleyen ashabın ne cevap verdiğini Kur'an-ı Kerim'den Ahzab suresinden görüyoruz. Hayır, Allah bizi kandırmadı. Bize burası cennettir dememişti Allah zaten. Kazanın imtihanınızı, cennete gidin demişti. Bizi Rabbimiz kandırmadı. Tam aksine dediği gibi oldu. Bir kısım insanlar eşlerinin yüzünden, çocuklarının yüzünden, kardeşlerinin yüzünden, analarının babalarının yüzünden, akrabalarının yüzünden, işçilerinin yüzünden, patronunun yüzünden, kazandığı para yüzünden cehenneme girmeyecek mi? Bundan büyük bela var. Benim cehennemime sebep olan şeyden büyük belam olur mu benim? Binlerce peygamberini böyle ağırladı Allah bu dünyada. Sevdiği kullarının tamamını böyle ağırladı. Ebu Hanifeler, İmam Malikler o keyiften değil çilelerden yükselip gittiler. Sıkıntı kim içindir? Burayı cennet zanneden içindir. Değerli kardeşlerim, sonu ölüm olduktan sonra buranın hiçbir mutluluğuna esasen sevinmememiz gerekir. Sonu ölüm olan bir şeyin başı ne olursa olsun ya. İnsan tren istasyonunda koltuk kullanır mı? Bizim evden koltukları getirin, istasyonda oturacağız der mi? İstasyonda o tren gelene kadar bekleyeceksin. Üstelik de senin trenin yarım dakika sonra gelmiş olabilir. Bizim sıkıntımız var. Biz bunaldık. Biz modern evlerimizde çatlıyoruz. Kardeşlerim, hepimiz uyanalım. Dünyada olduğumuzu hatırlayalım. Allah'ını seven biri bizi uyandırsın, burası dünyadır desin. Yanıldık. Deniz kenarında da olsak dünyadayız. Dağ başında da olsak dünyadayız. Dünya burası. Burayı nasıl cennet zannederiz ki biz? Dün büyüğümüzü mezara gömüp bugün ölmeyecek gibi yaşayan da akıl olur mu hiç? Aldanıyoruz. Burası dünya. Burası 1000 küsür sene yaşamış Nuh'u bile gömmüş bir dünyadır bu. Muhammed Aleyhisselam'ı bile
bağrını almış bir dünyada yaşıyorsunuz. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere peygamberler, Allah'a en yakın insanlar nasıl bir dünya hayatı yaşadılar diye tefekkür etmiyoruz ki? Onlara vermediğini Allah bize verir mi? Verse niye verir? Verir. Vermez diye bir şey yok. Verir. Öyle verir ki bütün peygamberler, Süleyman aleyhisselam bile kıskanır seni. Her istediğini veriyorsa Allah niye verdi? Daha değerli olduğun için mi peygamberlerden? Lütfen uyanınız. Lütfen uyanınız. Gece bitti. Gece bitti diye dedirtmek için Resulullah gönderdi Allah Teala. Hayatın gerçeğini anlamak zorundayız. Kardeşlerim, dünya asla cennet değil. Dünya cennete götüren yerdir. Mümin için. Kafir için de cehennem zindanına sevk edileceği bir istasyondur. Eğer müminle kafir dünyayı cennet zannetmekte birleşiyorlarsa yazıklar olsun o mümine. Kahrını çekiyoruz dünyanın aslında. Şu dünyanın kahrını çekiyoruz biz. Cennette teselli bulmak için. Kardeşlerim, burası meşakkat diyarı. İnşallah cennette keyif diyarıdır. Selam diyarıdır. Sabırlı, sebatlı mümine Allah'ın selamı var. Hangi selam bu? Selamun aleyküm bima sabartum. Melekler her taraftan, sağından solundan yedhulûne aleyhim min külli bâb. Cennette sağından solundan, önünden arkasından gelip selamun aleyküm bima sabartum. Şu dünyadaki sabrına karşılık sana selam olsun mümin. O rahim olan Rabbinden selam olsun sana. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam. O gün hoş geldin sözünü Allah söyleyecek. Allah söyleyecek. Çocuklarının meşakkatine katlananlar, Allah'ın hatırı için eşlerinin meşakkatine katlananlar, komşuluğu Allah emrettiği için lanet etmeyenler, sıkıntı etmeyenler, hepsine yevme yelkavnehu selam. وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا. İşin aslı buradan kaynaklanıyor. Elbette Allah çektiğin meşakkatleri görüyor. Bu oteller sizin için değil diyor. Siz kalmayacaksınız. Siz asas yolculuğa devam edeceksiniz. İman etmeyenler burada konaklasınlar diyor. Onlar için keyif yeri. Ebedi kalınacak diyarlarda karşılaşacağız. Veda dünyasındayız. Veda etmek için buralara geldik. Hiçbir şeyin devamı yok. Hac edip Kabe ile buluşsan Kabe'den de ayrılıyorsun. Seviyorsun, sevdiğinden ayrılıyorsun. Sevmiyorsun, mecbur baş başa kalıyorsun. Eziyetler diyarındayız. İşkenceler diyarındayız. Selam diyarına gideceğiz. Selam günü orada buluşacağız. O sesi duymadan bize mutluluk yok. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam olacak. Karşılaştığınız zaman, Rabbi ile kulu bir araya geldiği zaman selam kulum. Selam kulum. Şu dünyadaki sabrına karşılık sana selam olsun mümin. O rahim olan Rabbinden selam olsun sana. O güne kadar herkes veda etmeye hazır olsun. O güne kadar ayrılık kaderimiz bizim. O güne kadar ayrılmak için bir araya geldik. Ama o gün bir daha ayrılmamak üzere muhteşem bir karşılaşma ve muhteşem bir beraberlik olacak. İnşallah.
sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.